Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Kupa oynayacağız arkadaşlar. Şurada hemen göreceksiniz görevler kısmına girince. Golazo Extravaganza Kupası diye bir görev var. Bunun görevlerini yapacağız ve paketten açacağız aslında. Olay bu. Şimdi 10 gol atarsak bu kupada Golazo Kahraman Crouch geliyor bize. Tam isabet plase şutla 8 gol atarsak 84 artı 3 oyuncu gelecek. Uzaktan şut ustasında yapabiliriz diye düşünüyorum. 6 gol biraz fazla ama deneyeceğiz. Parlak vuruş 4 voley golü biraz zor. Hava hakimiyeti 3 gol kafayla deneyeceğiz bunu da. Kornerlerden özellikle zorlayacağız şansımızı. 10 maç ve 8 galibiyet asıl önemli olan şeyler bunlar. Bunların hepsini bu video içerisinde yapamayabilirim ama bu video içerisinde 10 maç ve 10 golü kesin yaparız zaten. 8 galibiyet de kesin yaparız. Diğerlerine bakalım. Sizler de görevlerden bunu yapabilirsiniz. Eğlenceli açıkçası. Yani VL'den çok daha eğlenceli geliyor bana. Golazo, Extravaganza kupası gibi kupalar. İşte Footbirthday kupası vesaire. Şimdi buradan da basıyorum ve oraya git diyorum. Üçgene basıyorum buradan da. Bu arada videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Tabii ki. Burada dostluk maçlarında, canlı dostluk maçlarında, online dostluk maçlarında Golazo Extravaganza kupasını görebilirsiniz zaten. Şimdi 89 rating bir takım maksimum olması lazım. Daha fazla koyamıyoruz. Kiralık sınırı yok bu arada. Danyum olabilir santraforda. Belki iyi bir karttır, bilemiyorum. Tamamız arkadaşlar. Bu şekilde oynayabiliriz bence. Ahmet Musah ve Xabi Alonso orta sahasında ne kadar etkiler bilmiyorum ama bu durumları etkileyebilirler. Hemen bir 4-4-2 kuralım. Her zaman olduğu gibi Danyuma santrafor olmasın. Kanatta kalsın. Jesus tamam. Musa, Xabi Alonso güzel. Güneş de fena vuruyor gerçekten. Haydi bakalım o maç. Böyle MediaMarkt'ı da buraya alalım. Sevgili sponsorumuz MediaMarkt, canımız ciğerimiz. Adam ben yokken topu kaptırmış ya. Plase. Ceza sahası dışından Di Natale. Pedro Porro, Xabi Alonso, Di Natale, Antonio Di Natale uzaklardan vuruyor. Ah be oğlum. Xabi Alonso, Musa, Di Natale, Di Natale kaleciden döndü. Xabi Alonso offside, bayrak kalktı. Xabi Alonso, Musa, Di Natale, plase bu kez başarılı. Hem plase hem de uzaktan gol atmış olduk. Önemliydi. Tam uzaktan golde çözeriz büyük ihtimalle rahat rahat. Neto. Neto çok süratli. Bir de plase ama çok kolay bir şut eder son için. Musa. Danyuma şut şansı. Leao. 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 Kuyut atacak. İyi bir galibiyet, hızlı oldu. Evet, şimdi mesela şunu da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Maçımız bitti. Hemen hızlıca o görevler kısmına gelip bakabilirsiniz eğer görevleri yapıyor musunuz, işliyor mu falan diye. Bak mesela hemen açalım. Şurada Golazo Extravaganza kupası. Mesela bir gol attık uzaktan, hemen sayılmış. Tam isabet sayılmış. İki tane gol atmışız, onlar da sayılmış. Bunlara da bakabilirsiniz ve daha da rahat olur sizin için diye düşünüyorum. Şimdi sırada yeni maç var. Kiralıklar da gitmiyor gördüğünüz gibi. Çok da rahat bir şekilde görev yapacağız. Meret. Aha, o kamera. Bir de maçlar da 3 dakika burada. Aslında çok win-win ya gerçekten. Bak böyle şeyler lazım bu oyuna. Mis gibi mod işte. Plasemiz var mı? Leao'cuğum. Ah be. Hey Havertz. Vurur mu uzaktan? Neyse önce bir gol atalım normal. Ondan sonra da yaparız. Çok iyi pas Musa. Danyuma çok süratli. Onun pası. Leao bıraktı. Gabriel Jesus. Plase de vurabilirdik ama garanti olsun istedim. Senin long shot'ın var mı genci olan? Yokmuş. Gitti Di Natale. En azından plase gol attık diyelim. Hadi bir plase Di Natale, hadi oğlum. At lan. Ya at artık, at. Kafa golü olsun, at. Bari kafa ataydık. Aha. Neyse, plase sayıldı en azından. Yani power shot'la atabilir miyiz bilmiyorum ama plaseyi bitirdikten sonra olabilir. Olmaz. Ceza sahası dışından olacak ha. Bence güzel. Bence güzel. İyi. 4-0 bunda kazandık şimdi. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer bulunduğunuz Division Rivals ligi düşükse eğer, daha kolay rakiplere karşı oynuyorsunuz, bilginiz olsun. Benim bu hesapta Division Rivals oynamadığım için hesabımda lig düşük. Ve o yüzden daha rahat oynuyorum. Şimdi ne durumdayız? 6 gol atmışız. Tam isabet yani
Plases şutta 8 gol olayında bayağı iyiyiz. Uzaktan şutta 2 tane attık. Parlak vuruş ve kafa vuruşumuz yok. Onlara yapacak bir şeyimiz şu an için yok. Deneyeceğiz. Olursa atacağız, olmazsa da sağlık olsun. Ama uzaktan şuttu ve plasemiz gayet iyi gidiyor. Tutumuz var mı Dinatale? Toto. Var gibi. Üstüne vurdu ya. Ben time vuramıyorum nedense. Bir tane atalım biz, garanti olsun önce. Şöyle plasemizi. Şimdi bundan sonra deneyebiliriz artık. Danyuma süratli, Danyuma. Danyuma'dan bir long shot. Power shot'ı varmış. Bir tane daha. Harikasın. Müthiş, müthiş abi. Kusursuz. İki tane long shot, bir tane plase. Hatta iki plase. İki long shot, iki plase attık bir maçta. Taks. Raspadori. İyi top mu? Değil. Leao inanılmaz vuruyor. Rafael Leao. Division Rivals nasıl düşüyoruz diye soracak olabilirsiniz. Onun için de sezondan sezona ikili div düşüyorsunuz. Her sezon bitiminde. Ben de sezon başı elite çıktıktan sonra bir anlam ifade etmediği için oynamadım. Şimdi daha yeni güncelleri mesela Rivals ödüllerini, ama yine de oynamayı düşünmüyorum. Düştükçe işte 2 div 2 div. Ben galiba şu an div 5'im ya da div 7'yim. Valla daha kolay ya. Yani. Kupa maçları falan çok daha kolay oluyor. Daha kolay yapıyorum. Beni rahatlatıyor bayağı. Haydi şimdi deniyorum tekrardan. Fullamam lazım sadece. Chaganoz da kessin ayrıca. Daha iyi orta keser. Kesemiyormuş lan, oha. Inatare daha iyi kesiyor. Evet. İlginç. Deneyelim. Daha iyi bir orta gidecek gibi ama yine kötü gitti. Offside'lısın hücum. Yavrum evladım. Oo plase güzel. 3-0 oldu bile. İyi kesti be. Voley mi oldu? Voley oldu galiba. Voley golü 2 tane daha atmamız gerekiyor. Çok da güzel gol attık bu arada. Muazzam bir şut. Hiçbir şeye de basmadım aslında. L2'ye basmam lazımdı. Kapı vursun diye basmamıştım. Şimdi bir kontrol edelim. Çünkü plase gol de attık. Uzaktan da gol attık. Hemen bir kontrol gerçekleştirelim sevgili dostlar. Bu Lazio Extravaganza kupası. 10 gol tamamlamışız. 7 tane plase gol atmışız. Bir tane kalmış. Uzaktan şutta bir tane kalmış. Voley 4 golmüş ya. 3 gol olaydı. 7 neyse. 8 galibiyet istiyor bizden. 4 galibiyeti almışız şu ana kadar. Gayet iyi gidiyoruz ve Crouch'u da almışız. Crouch da kafa toplarında işe yarar mı acaba diye düşünüyorum. Ama düşünüyorum. Düşünüyorum ama kullansak mı bilemedim. Bitir Crouch'u. Emin olamadım. Ne yapsak bilemedim. Evet, yeni bir maç. Takımlar yakıyor tabii ki de. Crouch'ta ne var? Akrobatik mi? Akrobatik galiba. Yılın spor hareketi seçilmişti. Bize attığı gol. Can you let me score here some finesse? Belki canım. Belki, kim bilir. Önce ben kazanayım. Ya sanırım bırakmayacağım ya. Çünkü böyle çok uzun sürüyor abi. Neyse, centilmenlik yapalım hadi. Önce gol atacağım, ondan sonra canım. Tamam, şimdi atabilirsin. Ne plase kaldı. Tamam, şimdi atabilirsin. Böyle de anlaşırız adam. Ne yapalım yani, adama şimdi zorluk mu çıkaralım? Ama bana en fazla bir gol uzakta kalırsın. En az, pardon. Ne istiyor? Kafa gol atayım.
Çok güzel olur biliyor musun kafa gol atsam? Sal beni be, sal beni. Bırak kafa gol atacağım. Abi adamın stoperleri çok uzun ya. Güzel. Vallahi sağ ol. Yakışıklı. Ben de adama salayım. Ne güzel anlaştık. Bak daha fazla gol atarsan müthiş olur. Delikanlı adamsın kardeşim. Allah belanı vermesin seni. Allah belanı vermesin. Nick'in hakkını veren bir şut attı adam. Heh, bu sefer boş kare attım plasayı. Ha, L1 orta açınca daha kolay atıyorsun ya. Allah, hayır hayır hayır. Kapa vur lan. Heh, tamam. Ha dur, sana salacaktım ben. Neyse, bir tane daha atayım hadi. Tamam dur, pardon pardon. Vallahi helal olsun çocuğa. Gerçekten helal olsun ya. Ne diyeyim ki abi ben bu adama? Mesela saldı, hiç şey yapmadı. Tamam, ben galiba kafa golünü bitirdim. Çok attım ama. Ben de sana bir tane daha attırmak istiyorum. Güzel. Long shot attı çocuk. Mis gibi abi bak. Bakalım şimdi. Neleri bitirdik, görevleri bitirdik mi? Evet. Bakalım 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 bakalım. Gol ağzı, gol avcısı. Bu değil lan. Ha. Extravaganza kupası. 2 tane kalmış voley. Kafa golünü bitirmişiz. 3 taneymiş zaten. Tam isabeti bitirmişiz. Plase şut. Ceza sahası dışından şutu da bitirmişiz. Sadece galibiyet ve maç kaldı. Parlak vuruş gelir mi bilmiyorum. Toplamda ne veriyor? 87x4 veriyor. Kesin voleyle gol atmam lazım. 2 tane voley hangisi saydı acaba ya? Aa, voley golü lazım arkadaşlar. 87x4 güzel paket yani. Durun bakalım. Yapmaya çalışacağız. Şunları da alalım. Birçok paket biriktiriyoruz mesela bu sayede şimdi. Gol avcısında ne var? Oo, güzel paketler var ha. Yani bunları riske girmeyin dedim. Atayım golü her türlü. Şimdi yaparız bir şeyler. Aa. Voley atar mıyız? Voley atar mıyız? Sokrates atar mıyız? Sokrates! Voley! İşte bu be. Bir tane daha kaldı. Kötü bir top bu. Aa, güzel bat. Lemeleu. Gerçekten mi ya? Yakında. Son bir. Son bir voley hocam. 87x4 için. Hemen bir Golazo Extravaganza kupasına bakalım. 2 maç galibiyetimiz kalmış.
Bir tane de voley golümüz var sadece. Bunu zaten 4 maçta yapabiliriz bence. Her türlü 4 maç daha oynayacağız. Lever 0-4. Şimdi bir voley. Ve kazanılacak 4 maç. Hatta 2 maç ama tabii ki bizi 4'ünü de kazanacağız. Danyuma. Dinatale. 1-0 hemen attık. Hızlı bir şekilde atma çalışacağım ama voleyi de uygun pozisyona yakalarsam atmam lazım ya. Geldi mi? Ah be Michael. Büyük hata. Hadi Dinatale gel. Geliyorum abi. Dinatale be. Jesus iyi orta bize getirir getirdi voleyi getirdi vallahi getirdi tamam bundan sonra rahatsız artık. Atacağın gol varsa at kardeşim. Çıkacağın yok madem işe yara. Gel sana kıyak yapayım. Bir kıyak daha yapayım mı? O da bana daha fazla gol atamaz herhalde ya. Dur bir kıyak daha yapalım. Güzel. Tamam şimdi bende artık kontrol. Böyle insanlara da faydamız olsun. Bir tane daha yiyelim şimdi gol. Artık galiba da başkasına karşı alırsın. Yapacak bir şey yok. Benim bir şeye ihtiyacım yok lan. Ya sen ne kadar centilmen bir adamsın be. İkimiz de sanırım istediğimizi aldık buradan. Şimdi 3 maç kaldı. Oynamamız gereken bir tane de galibiyetimiz kaldı aslında. İki farkı yakaladığımız zaman rakiplere bence avantaj verelim yani kazansın onlar da. Çocuklara da çok yüklenmeyelim. Ha burada kimya yokmuş. Ha. Şu an fark ettim biraz geç oldu ama. O zaman balını oynatalım ya. Aha direkt quit mi atacaksın? Ya da saldırıcı. Aha vallahi quit attı. Zekefsi. Daniel Malin hoş geldin. Ne varsa Leo da var hocam. Çok iyi çalım be. Harika bir çalımı. İşte savunma yapamayana. Ay işte çok düştü. Quit atsana. Ha Zek Öztürk. Ana Türkmüş rakip. Dur sana kolay gol attırayım kardeş. Ama ayağıma atma topu artık ya. Abi adama gol atmaya çalışıyorum. Lütfen gol atar mısın? Ha? Boy sevinci yapıyor. Hayır ya hayır. At kral bana gol şimdi. Abi inanılmaz. At kral, at golünü at. Neye ihtiyacın varsa at. Ama geçse ha. Gerçekten ya. Bak soruyorum size. Karşınıza gelip de en çok toksiklik yapan hangi ülke vatandaşları genelde? Tabii hepsini anlamanız zor ama. Ya bunun cevabı çok belli sanki. Bu rakip için söylemiyorum. Sanki bu rakip geçmeyi bilmiyormuş gibi davranıyor. Olabilir bilmek zorunda değil yani. L2'ye basmayı. Ama öyle hissettim.
Bilmiyormuş gibi hissettim. Hemen bir tane daha gol atıralım. Ya gol sevinci yapmanın da toksik olduğu bir döneme geldik. O da ayrı bir konu zaten bak. Ya gol sevinci yapmak toksik bir hareket değil ki normalde. Adam gol sevinci yapıyor. Daha normal bir şey yok bundan. Ama herkes bunu eleştiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz mesela? Gol sevinci yapması sizin için de toksik bir hareket mi? Çok garip. Merak ediyorum yorumlarınızı. Mesela oyunu oynamayan birisi çok normal bir şekilde beni eleştirebilir şu anda. İşte gol sevinci yapmasına ne karışıyorsun falan filan diye ama bu oyunu oynayan camia içerisinde toksik olarak geçiyor aslında. 40 gol alırsak, 4 tane de atarsak 80x 10 alıyoruz. Bunu da alacağız zaten. Son bir maç kalmış. Tamam, voleyde saymış. Süper. Evet, son bir maç. 87x4 paketi alacağız. Günlük oyunları tamamladık. Bunları aldık. Çok fazla bak. Mesela tek bir görev yaparken bir sürü görev tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde kartları biriktirip SPC yaparak ilerleyebilirsiniz. Sizlere böyle bir öneride bulunabilirim. Jesus. Bu savunmaların boşu ne bu kadar böyle? Şu 4 gol de atmaya çalışayım ya maçta. Bir görev daha açalım yani hiç uğraşmadan. 4-4-4-4-4. Makro Salah. Bak son gol bir tane daha bekle sabret. Hayır dışı çıkma. Çıkma maçtan. Bir paket için daha. Bir paket daha. Hayır çıktı ya. Ay, çıkmadı güzel. Son pausuydu zaten. En azından devreye kadar çıkamaz. Bir gol istiyorum be. Oh. Tamam. Şimdi bir tane daha paket aldık. Şimdi bu adamı birazcık gol attıralım. Plasesi varmış. Attı plasesini. Bir tane daha attıralım. Oğlum gitsene. Önünü açıyorum işte. Ya ne plase attı, ne vole attı, ne kafa attı. Hiçbir şey atmadı. Adam dümdüz gol attı. İnşallah ihtiyacı yoktur. Lea onun plaseler de yakıyor hocam. Heh, şöyle uzaktan at bir tane ya. Gence olan of bak bir daha geçtim onu. Bir daha geçtim. Güzel. Ve bitiriyoruz görevlerimizi. Yaklaşık 1,5 saat sürdü benim bunları bitirmem. Aslında yani 1 saat 15 dakika falan bile diyebiliriz. 15 dakika çok iddialı oldu gerçi. 15 dakika menüde zaman geçirmiş miyimdir? 1 saat 20 dakika diyelim biz. 1 saat 20 dakika içerisinde bütün görevleri yaptık. Şimdi birçok paketimiz var arkadaşlar. Onları açacağız. Bakalım neler gelecek. Sezon ilerlemesinden de bellerini alacağız. Burada 1000 experience istiyor. 83 artı 3 sadece. Önemli bir şey değil ama bellerin sahibiyiz. Mini Junior yapılmaz bence. Çok pahalı ve gereksiz olmuş. 91 rating yani oyunun bu evresinde. Bana bir tık şey geldi. Düşük rating geldi. Vinicius Junior. O yüzden yapmayı çok tavsiye etmiyorum. Ama bizim şimdi büyük bir SPC yapmamız gerekecek. Çünkü çok fazla kart birikti elimizde. Ki duplicate'ler de olacak. Evet bu Golazo gol avcısını bitireceğiz zaten. Ama biz Extravaganza kupasını bitirdik. Eğer isterseniz bunun bir tane daha tekrarını görüp hani paketleri görmek isterseniz diğer hesabı da yapabilirim. Yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi bakalım kaç tane paket biriktirdi. 20 tane paket biriktirmişiz. Misler gibi biriktirmişiz hem de çok güzel. Büyük paketle başlayacağız. 87x4 ile başlayacağız. Çok da güzel bir paketimiz oldu. 87x4 burada. Evet 87x4 geldi ama bir şey çıkmıyor içinden. Nijerya Santrafor. Osimhen geliyor. Double Walkout olarak da... İşte bir Renard'ımız var mesela şimdi onu bir yere vermemiz gerekecek. Renard'ı şimdi takasa verelim istiyorum. Başka verebileceğimiz bir yer var mı? Bakalım bir ne var. Yeniden kahraman. Güven vermiyor bana açıkçası. Totti bu zaten dolandırıcı. Aloe Vera'n yapalım. Hadi gelin Aloe Vera'n yapalım. Aloe Vera'n yapalım hadi gelin. Şöyle yapalım. Ederson'u da verelim. Evet. Şimdi Renard'dan kurtulduk. Mesela 1,5 saatte... 20 tane paket biriktirmek, paketlerin güzel olduğunu varsayarsak bence gayet başarılı. 85x2.
Bakalım içerisinden bir Heger Berk mi Haaland mı? Haaland geldi. Güzel. 91 rating Haaland. 91 değil mi Haaland'ın goldu? Güzel. Team of the Week ile beraber Haaland. Gayet iyi, başarılı. Büyük paketlerle devam edelim. 84x4 var. Bir sürü 84 var. Bunlardan gelen duplicate'lerde çok üzülmem ama bakalım. Bale, ne bu? Shaw geldi. Shaw geldi. Hayır ya. O kadar da değil ama. Dali satılabilir. Dali ve şey, Shaw ve Dalman'ı yine Alavayran'a verelim. Burası da böyle. 85 informlu bir takım verdik. Şimdi devam ediyorum. 84x3. Duplicate atmasın ya. Önemli olan şey duplicate atmaması. Yapma bunu. Ama 84'leri quick sayacağım muhtemelen, evet. 84x2. Buradan duplicate atma ihtimali daha düşük. Bir promo kartı at be Golazo. Ver bir şeyler hadi. 84'ler var. 84x4. Vallahi atmıyor promo. Oblak mı verdi? Vallahi yattı. Güzel. 84'ler bitse bir kurtulsak. 84x3 kalmış. Hiç promo atmaması mesela çok garip yani. Oo, 86-85. Dali ve Barella var. Evet, devam ediyorum açmaya. Ne kaldı? 82-20'den umutluyum. 83-3 kalmış. Çok bir şey kalmadı zaten elimizde artık paket olarak. 83-3. Aha, promo attı. Uruguay, OF. Francescoli mi kardeşim? Francescoli 10k değil mi? Kaç rating? 90 rating. 91 rating. Vay. Güzel. İyi. Bakayım ne kadar? Evet, 100k. Olsun, olsun. Kafi, kafi. 2-20, 80-10. 183'leri de açayım. Oh my god, man. Harry Kane. İglesias önemli değil de Harry Kane'i bir yere vereceğiz. Bak mesela şu an bedavadan bir sürü kart açtık ve belki de bedavadan yapacağız şeyi. Borja Iglesias. Bu arada Alavayran'ı büyük ihtimalle yayında oynarım arkadaşlar. İzlemek isterseniz aşağı Twitch ve Kick linkleri var. Onu daha söylemiş olayım. 89 rating takım vereceğiz. Biraz zor olacak. Politano sürekli veriyor zaten bize. Onu da verelim. Tamam, böyle verdim burayı da. Konat yerine 88 başka birisi var mı? Yok. Peki, ver gitsin. Konat artı bir alacaktı galiba da hiç tarzım bir oyuncu değil ya. 82-20. Önemli paket. Promo atmadı. Hayır, Haaland atma. Gerçi at ya, veririz bir yere. Katoto, Ödegaard, Bright, Ramos. Fena değil gibi. Oo, burada toplu bir katliam yapacağım şimdi. Devam ediyorum. Bu biraz grind'e ihanet ama yapacak bir şey yok. Sürekli de onlarla uğraşamam. 81-11. Golazo promosu bizim için tam istediğimiz gibi geçmiyor. Yani videonun akıcılığını bitirmemek adına artık bu kadarcık da olur. Oğlum ben niye Alavayran yapıyorum lan? Ben zaten best oynuyorum. Neyse, ama sürekli aynı kartlar oynamaktan sıkıldım zaten. 80-10. Bunlar çok yalan paketler bence. 80-10 falan. Bilemedim, hiç güvenmiyorum. 86-90. Ama Harry Kane atma işte. O ne Harry Kane attı arkadaş? İyiydi, iyiydi. Tamam canım, bu kadar. Bir tane 2 tane 90 vermişim. Bir tane 87 vermişim. Okey, verdik bunu da. Harry Kane de gitti. Son bir tane görev kaldı Alavayran'ın. Sizler benim gibi bu kartları quicksellemeyin mesela. Bunları da tekrardan 80 artıya basın. Döndürmeye çalışın ki akar para olsun. 80 artı 10, bir tane daha. Aha, ne geliyor? Inform. Geç hemen. Munoz. Munoz. 87 ama bu kötü attı. Baya kötü attı. Son bir tane 80-10 kaldı galiba. Gerçi inform 87 fena değil ya. 80 artı 5. Francesco'yu açtık. Yine iyi. 80x5 bir tane daha var galiba. Evet, onu da açayım. Millet buradan Cruyff falan açıyor ya. Bilmiyorum nasıl bir şans. Aa, iyi. Bak bu iyi. 86-85 gayet iyi. Evet, şu 83'leri de açalım. 83x2. Bitmiyor paketlerle. Daha satılabilir paketler var. Bir tek Francesco'yu yakalayabildik.
O da fena değil. Evet, 81x2'ler, onları da açalım hadi. Karışık oyuncu paketleri falan boş da. 84, güzel. Güzel, her türlüsü kafi. Ben şu şeyi açayım da ön izlemeyi. Artık x-ray-brix yapalım. Şuradan da bir tane, bir kez ya, bir kez sadece ön izleme paketinden değecek bir şey alayım. 81x2 ile bitiriyoruz. Evet, iki tane 82 attı. Palazon, isi Palazon ve Joelinton. Evet arkadaşlar, güzeldi. Bence keyifliydi. Görevlerimizi yaptık. Paketlerimizi açtık. Aloe Vera'nı neredeyse bedavaya getirdik. Bir tane 87 görevi kalmış sadece. Onu ben yaparım. Ne zaman bitiyor Aloe Vera? 59 gün varmış. Tamam, her türlü yaparım. Aslında yani best varken Aloe Vera yapmak biraz riskli ama ben bu kartı denemek istiyorum. Çok hızlı gözüküyor. Umarım iyi de çıkar. Çünkü yapacağım başka bir SPC yoktu yani. Vinicius Junior mu yapayım, ne yapayım? Torres mi yapacağız bu saatten sonra? Roberto Carlos olabilirdi bak. O ciddi fark yaratıldı ama pahalı kart. Buna mı girişseydik acaba ya? 90 rating istiyormuş Roberto Carlos. Makalele olabilirdi belki. Ribery için sol tarafta bizim alternatifimiz kim ki? Ribery'i de severim bayağı. Bu ne istiyor? Bu da fazla istiyordur. 90 rating. 2 tane 90 istiyor. Bunlarla uğraşılmaz. Bunlar bizi aşar. Evet, bu şekilde sizler de görevlerle beraber çok paket açabilirsiniz. Tabii Golazo promosu birazcık zor bir promo. İyi kart açmak zor ama keyifliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani Foot Champions'ın sürekli Foot Champions'tan sıkılmıştık birazcık. O yüzden farklı farklı içerikler yapmaya çalışıyorum oyun içerisinden. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi bir söyleyin bakalım. Bay bay.